Sevgili seyircilerim, Sektöre Yön Verenler programıma hoş geldiniz efendim. Yine sektörüne yön veren bir konuğum var. Efendim biliyorsunuz dişlerimiz ve diş sağlığımız bizler için çok önemli ve onların görüntüsü de çok önemli. Çünkü şöyle bir bakacak olursak yüzümüze, içimizi gösteren en önemli organlarımızdan biri gözlerimiz. Onlar açık yani biliyorsunuz, ışıl ışılız veya hüzünse onu da görürüz, mutluysak onu da görürüz ama bir diğeri de elbette ki ağız. Konuşurken, gülerken dişlerimiz ortada. Eğer dişler çarpıksa, eğer dişler bozuksa ya da lekeliyse, her neyse artık eksikse insanlar gülerken veya konuşurken şöyle dinler değil mi? Çocuklar da hatta hep öyle işte. Aa dişlerin nasıl? Özellikle çocuklar çok acımasız. Hemen söylerler. Aa diş yok, dişi çıkmış, şudur budur falan. Büyüdükçe çarpık dişler kişiler için bir sorun haline gelir. Ve onlar konuşmamızın kalitesini bile engeller. Şeyleri söylerken öne doğru gelen dişler, kendiyle ilgili sorunlar, birçok sorun var. Biz bugün sevgili doktorumla, uzman doktor dentist Yasin Erdem Akgül konuğum. Efendim önce ona bir hoş geldin diyeyim. Hoş geldiniz Yasin Bey. Hoş bulduk Müge Hanım, teşekkür ederim. Evet, değil mi? Çok özellikle yetişkinken ki o zamana kadar bekliyoruz herhalde. Bekliyor muyuz? Çocukların kendi dişleri, süt dişleri dökülüp kendi dişleri çıktıktan sonra eğer bir çarpıklık varsa kaç yaşına kadar bekliyoruz? Evet, biz ideal olarak 6-7 yaş aralığında muayeneye getirilmesi gerektiğini, getirmelerini istiyoruz çocukların. Fakat bu demek değil ki her zaman 6-7 yaşında biz müdahale edeceğiz probleme. Ama nadir de olsa belli problemlere 6-7 yaşında müdahale edebildiğimiz için ilk muayenenin 6-7 yaşında yapılmasını tavsiye ediyoruz. Ben de burada diyorum ki ilk muayeneyi bence çocuğun diş çıkmaya başladıktan sonra gidin. Süper. Doktorlara ki hem alışsınlar size, onlar korkuyorlar. Harika. Harika, aynen öyle oluyor. Yani bunu süt dişi sadece eliyle çekiyor, yok efendim annesi bir şeyle çekiyor. Onun yerine sizlere gelip bu diş ne zaman düşer, ne olur, nasıl bir bakım uygulanmalı, bazı çocukların dişleri aradık. Evet. Orada da şöyle bir durum var. Evet, ilk diş çıktığında bir çocuk uzmanına, çocuk diş hekimine götürmekte fayda var. Ama tabii ben biraz önce ortodontik amaçlı söyledim. Dediğiniz çok doğru. Evet. Çünkü çok kıymetliler artık. Biz istiyoruz ki erken gelsin. Bize de gelebilirler ama biz istiyoruz ki işi uzmanına hep sevk edelim. O yüzden doğumdan itibaren ilk etapta onların dişleriyle çocuk diş hekimleri ilgilenecekler. Evet. Onlar belki masal da anlatıyorlardı. Değil mi? Öyle müzikli masallı artık, şeyleri vardı. Artık çok neşeli. Klinikler eskisi gibi değil yani. Dediğiniz çok doğru. Bir de maalesef bizim toplumumuzda bir doktorla, polisle vesaireyle korkutma durumu olduğu için çocuklar endişeli geliyorlar. O yüzden biz artık kliniklerin şeklini çok değiştirdik. Çok daha renkli. Şu sizin kameranız oraya tamam. Annelere babalara bir mesaj verin. Çocukları nasıl korkutalım? Evet, aman çocukları hekimlerle korkutmayalım, iğneyle korkutmayalım. Onlar çok kıymetliler, klinikler artık çok daha neşeli. Gelişen teknolojiyle her şey çok daha farklı. O yüzden hiç korkutmalarını istemiyoruz. Bize önyargılara gelmelerini istemiyoruz çocukların. Evet. Ayrıca yani anne baba korkuturken çocuğunu doktora gider, iğne yaparız. Çocuk sağlıklıyken korkutuyor. Evet. Çocuk hasta olduğu zaman da çocuk korkuyor. Evet. İşte bunların hepsi birer yanlış. Efendim şimdi ortodonti çok önemli. Ortodonti nedir? Evet. Ortodonti kelime itibariyle ortos ve dontos kelimelerinden meydana geliyor. Ortos düzenli demek anlamına geliyor. Dontos ise dişler. Bu düzgün dişler, düzenli dişler anlamına geliyor. Ortodonti de bu bir takım çapraşık dizilmiş dişlerin düzenlenmesini içeren bir bilim dalı. Latince mi? Evet, bunlar Latince kelimeler. Aynen. Aynen, ortodonti. Bizim tabii genel itibariyle diş teli olarak adlandırılıyor ama artık pek çok farklı tedavi seçenekleri var. Diş tellerini bir türlü sevemiyorlar. Evet. İşte diş teli takıldığı zaman da gülemiyorlar. Evet. Veya konuşurken bunlar arkada olduğu zaman şeylerde real değilim tam olarak diyemişim. Ben aynı zamanda diksiyon eğitimine verdim. Çok güzel, harika. Şimdi problem var. Diş teli tek takılmış gencimizi eskiden anlıyorum. Böyle diyor çünkü. Sen diyorum işte takıldım. Evet diyor.
Evet. Çocuğum, hatta diyorum ki ben bu doktorlarla konuşacağım, özel olarak yazacağım onlara. Lütfen şuna bir çare bulsunlar dediğim o kadar çok oluyor ki. Evet. Sevgili Yasin Erdem Beyciğim. Ve siz o çareyi buldunuz, bulundu. Evet. Öyle mi? Aynen öyle. Ne kadar güzel. Evet, tabii teknoloji giderek gelişiyor. Aa. Ve teknoloji gelişince her alanda büyük gelişmeler ve yenilikler var. Evet. Elbette. Bu alanda da bir yenilik gelişme geldi. Nedir geldi efendim? Geldi. Nedir? Şimdi ortodontinin tarihçesinden kısaca bahsedecek olursak, evet. Şimdi 80-100 yıllık bir geçmişinde genellikle tellerle tedavi yöntemi uygulanıyor. Yani dişleri düzeltmek için bir takım teller, braket dediğimiz diş üzerine yapıştırılan metallerle tedavi yöntemi izleniyor. Ama takdir edersiniz ki sadece tedavi artık insanları mutlu etmiyor. Onlar aynı zamanda estetik bir süreç geçirmek istiyorlar. Daha sağlıklı bir süreç geçirmek istiyorlar. Günlük hayatlarına bunu olumsuz yanlarını yansıtmak istemiyorlar. Yani şimdi ben hemen orada bir virgül koyayım. Evet. Sadece tedavi yetmek istemiyor derken. Evet. Şunu demek istediniz. Yani o tedavi etmiyor demek değil. Değil. Değil mi? Hayır, kesinlikle. O sadece. Evet. Tedavi sürecinde estetik olmadığı için rahatsız oluyorlar. Harika. Aynen öyle. Düzeltelim. Şöyle diyelim. Yani tedavinin sadece fonksiyonel kısmıyla artık yetinmiyorlar. Evet. Bu tedavi çok iyi oldu. Dişlerim çok güzel düzeldi. Artık tek bir kriter değil. Artık tedavi sürecinde de daha konforlu, daha estetik, daha sağlıklı bir süreç geçirmek istiyorlar. Bunun üzerine de bir takım yapılan çalışmalar var tabii ki. Bizler de boş durmuyoruz. Harika. Evet, demek ki tedavilerinin daha estetik ve konforlu olması için biz uzman doktor, dentist Yasin Erdem Akgül'e gidiyoruz bundan sonra. Bundan sonra size geliyoruz efendim. Evet. Peki efendim, şeffaf plak dediğimiz nedir? Şeffaf plak. Evet, biraz önce o değindiğimiz gibi şimdi tellerle ortodontik tedavi sürecinde biraz ondan bahsedeyim, şeffaf plakları anlatayım. Bu dişlerin düzelmesi sadece hastalar için kabul edilebilir olmadığı için, aynı zamanda bu süreci estetik geçirmeleri için bir takım yenilikler düşünülüyor. Aynen öyle. Bunların da gelinen son noktasına anlatacak olursak, şeffaf plaklar ortodontik tedavi hizmeti sunan ve de oldukça estetik, hastalara çok konforlu bir ortodontik tedavi süreci sunan bir sistem. Evet, bu sistemde bizler hastalarımızın kendilerinin takıp çıkarabileceği gün içerisinde bir aparat serisiyle tedaviyi sürdürüyoruz. Evet. Çıkaracaklar. Evet. Çıkarırlarsa yani sürekli kalması gerekmiyor mu? Evet. Şimdi orada şöyle bir şey var. Normalde teller hastaların ağzında 24 saat duruyor. Hastalar kendileri takıp çıkartamıyorlar. Sabit. Bu aparatların avantajı ise, en büyük avantajı ise bu. Hastalarımıza bunu gün içerisinde 20 saat biz takmalarını istiyoruz. 4 saat onların yeme, içme, önemli bir görüşmelerinde çıkartma gibi hakları var. Fırçalarken, temizlerken çok rahat bir şekilde çıkartıp, rahat bir şekilde temizlemeleri için fırsatları var. Dolayısıyla 20 saat gün içerisinde kullanılmasını istiyoruz ama takılıp çıkarılabilen bir aparat. Tamam, güzel. Demek ki yemek yerken, rahat temizlik için, yemekten sonra dişler fırçalanırken hemen ondan sonra döküyoruz. Evet. Önemli evet. Bir görüşmeniz var. Evlenme teklif edeceksiniz. Evet. Veya sizi erkek arkadaşınız güzel bir sürpriz hazırladı. Evlenme teklif ediyor. O zaman çıkarın. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama 20 saat kesinlikle takılacak. Evet. Peki yani kullanışta böyle herhalde değil mi efendim? Kullanışı takıp çıkararak kullanıyoruz. Zaten aynen. Sorumuzun cevabını verdik. Evet. Şeffaf plak deyince benim aklıma plastik geliyor. Evet. Plastik mi? Evet, bu termoplastik bir malzeme. Tamamen doku dostu bir malzeme. Bu malzeme şimdi bizler hastalarımızla tedavilerine başlamadan önce dişlerinin kalıplarıyla ilgili bir takım veriler alıyoruz. Bu veriler doğrultusunda da bu plaklar 3 boyutlu yazıcılar tarafından üretiliyor. Daha sonrasında da hastamıza teslim ediyoruz. Her hasta için kendisine birebir uyumlu bir şekilde bu plaklar geliyor. Ve bu şekilde takıp çıkartabiliyorlar. Rahat rahat. Aynen. Ne kadar güzel bir şey bu. Evet. Kaç yaşından itibaren kullanılıyor? 12 yaşından itibaren rahatlıkla kullanılabiliyor. Bir yaş sınırımız yok.
Ortodonti de genelde yaş sınırı yok. Eskiden böyle bir algı vardı. Yani biz yaşım geçti galiba benim. Çocuğumuzu getirdik ama işte bizim de dişlerimizi artık getirmemişler vakti zamanında. Böyle bozuldu gibi bir yanlış anlaşılma var. Biz bunu her ortamda dile getirmek istiyoruz. Ortodontik tedavinin yaşı yok. Her yaşta uygulanabilir. Sadece yapabileceklerimizin limitleri biraz değişiyor. Veya sürelerimiz uzayabiliyor ama her yaşta tedavi mümkün. Evet, büyük insanlar bir de biraz daha sabırsızlar galiba. Öyle düşünüyorum. Ölçüler alınır tabii. Biliyoruz bu ölçü alınma durumunu ama hiç acı falan, ağrı falan yok. Harikulade bir şey. Yani korkmaya gerek yok. Dişlerim çarpık diye. Ölçüler alındıktan sonra tedavi ne zaman başlıyor? Evet. O ölçü işlemine de değinelim. Şimdi eskiden yani rutinde en geleneksel kullanılan metoduyla böyle bir hamur hamur gibi bir malzemenin alçı içine döktüğümüz bir de ağzımıza hasta ağzına yerleştirirken koyduğumuz alginant veya silikon esaslı malzemelerimiz var. Evet. Onlarla alınıyordu ama eğer bir geçmişiniz varsa diş hekimi tedavisi vesairesi geçmişiniz o ölçüler kolay olmayabiliyor. Kabul edilebilir olmayabiliyor. Evet. Ondan da çok. Bir de dişlerimi ben çok meraklıyım. Evet. O nedenle gayet güzel gözüküyorlar. Bir gene gelmiş. Şurada benim bir tane küçük dişim vardır. Onu da hiç bozdurmadım. Sizin dişiniz şahane. Teşekkür ederim. Onlar sizin mi? Evet. Rengi? Evet. Benim. Diş beyazı. Özel renk. Şimdi biz de hastalara söylerken bunu istiyoruz. Yani dişleriniz kendi dişlerinizle tedavi olma imkanı varken tabii. Bunlara porselen yani imkan tabii şöyle söylemek lazım. Burada da yanlış anlatmayalım. Kendi dişlerini kullanarak düzeltme imkanınız varsa bunu tercih edin. Yoksa evet diğer metotları tavsiye ederim. Aynen. Onlar da sonuçta bir tedavi seçeneği ve metodu ama ilk bizim tavsiyemiz tabii ki bu oluyor. Kendi dişlerini kullanmaları. Şeffaf plaklarda tedavi süreci nasıl ilerliyor? Taktık. Evet. Kişiye göre değişiyor mu? Kişiye göre değişiyor mu? Üretim çarptığına göre. Tabii. Üretim safhasından biraz bahsedeyim. Bu iş nasıl oluyor? Şimdi o ölçü dediğimiz ölçüyü aldıktan sonra biz bunu ilgili firmalara gönderiyoruz bu işlemi yapabilecek firmalara ve bu firmalar hastalarımıza ait o kalıpları birebir olarak üç boyutlu ortama aktarıyorlar. Artık eskisi gibi öyle alçılar üzerinde vesaireyle çalışmıyoruz. Tamamen dijital ortamda dijital verilerle çok daha hassas, çok daha ince hesaplarla çalışabiliyoruz. Bunu biz bilgisayar üzerinde... Yani o şeylerle çalışmıyoruz. Evet artık onlar... Artık onun yerine üç boyutlu tarayıcı dediğimiz... Hiç böyle hasta ağzına böyle kalıplar, işte ölçüler vesaireler girmeden ağızlarından sanki birer fotoğraf çeker gibi ağzını açıp 1-2 dakika içinde çok rahat bir şekilde bunu alıyoruz. Evet, böyle ufak bir kalem gibi öyle söyleyeyim size bir kamerayla, ağız içi kamerasıyla bunun datasını alıp bilgisayara aktarıyoruz. Bilgisayara aktarınca da işte o zaman artık başlıyor. Biz tedavimizi şimdi orada şekillendirmeye başlıyoruz. Yani hastamızın neye ihtiyacı var? Dişlerdeki çapraşıklıkları mı düzelteceğiz? Dişlerin arasındaki boşlukları mı kapatacağız? Bu planlamayı detaylı bir şekilde bilgisayarda yaptıktan sonra hastamızın tedavi planlaması ortaya çıkıyor. Tedavi yani süreci başlıyor. Evet, diyor ki bize analiz 20 tane plak var. 20 tane hastamıza ait seri bir seri plak üretilecek ve bu 20 seri plak adım adım dişleri işte bu konumdan bu konuma getirecek diye daha tedavinin başındayken bunu görebiliyoruz. Yani hastayla da oturup hastamızla şunu çok rahat söyleyebiliyoruz. Yani bakın dişleriniz başlangıçta böyleydi. Evet. Şimdi böyle olacak. Şu kadarlık bir tedavi sürecimiz var diye konuşabiliyoruz. Bunları onay verdikten sonra bu plaklar üretime giriyor ve bir seri olarak elimize ulaşıyor. Daha sonrasında hastalarımıza bunları sırasıyla teslim ediyoruz. Her plağı biraz önce de konuştuğumuz gibi 20 saat kullanmaları gerekiyor. Bir takım süreçler var. Bir plağı 2 hafta kadar hasta kullanıyor. Evet. Daha sonrasında 2 haftadan sonra plağımızı çıkartıyoruz. Yeni bir sonraki adımın plağına geçiyoruz. Böyle sıralı sıralı adım adım ilerliyoruz. Aynen öyle. Hep sizde olacağız. Buradaki en güzel... Üç sene kalıyordu çünkü bazen. Evet, o kadar uzun süreçler yok artık. Ne çok şükür ki yok. Daha hızlı bir süreçler. Hastaların tedavilerinin %80'i 1-1,5 yıl içerisinde tedavileri tamamlanıyor. Çok nadir grup daha öteye geçiyor, öyle söyleyelim. Ama bu demek değil ki 2 haftada bir siz bizim kliniğimize geleceksiniz.
Bu plakların en güzel yanı bu. Şimdi bizim özellikle kaptan pilot hastalarım var. Yurt dışında yaşayan hastalarım var. Onlar için biçilmiş kaftan. Çünkü biz onlara bir tane değil, 6 tane plak seri halinde verip 3 aylık kontrollerle bu sürecimizi yürütebiliyoruz. Dolayısıyla tellere göre en büyük avantajlarından bir tanesi de bu. Yani planlamalarımız eğer hastamız uyumluysa, eğer bizle kooper oluyorsa çok güzel bir şekilde zaman tayini yapabiliyoruz. Peki efendim, şeffaf plaklarda tedavi süreci ne kadar? Evet. Şimdi geçmişte şöyle bir durumla karşılaşıldı. Plaklar ilk defa uygulanmaya başladığında etki mekanizmaları pek bilinmiyordu ve dolayısıyla tedaviler bir miktar gecikmeler yaşandı tedavilerde. Fakat gelinen noktada bu tamamen ortadan kaldırıldı. Şimdi hekimlerde de bizim kendi meslektaşlarımız arasında da hastalarda da böyle yanlış bir algı var. Yani plaklar ortodontik tedavi sürecini uzatır gibi bir yanlış algı var. Aslında böyle bir şey söz konusu değil gelinen nokta itibariyle. Dolayısıyla bir ortodontik tedavi normalde tellerle yapılan bir tedavi ne kadar sürüyorsa plaklarla da aşağı yukarı aynı süreçlerde tedaviyi tamamlıyoruz. Burada da burada 2-3 aylık belki bir sarkma veya öne çekme olabilir. Daha fazla evet daha fazla değil. Daha fazla değil. Normal tedaviler zaten ortodontik tedaviler çok kısa süreçler değiller. Çünkü dişin hareket edebilmesi için, sağlıklı hareket edebilmesi için biraz zamana ihtiyacımız var. Bu kademeleri eğer atlarsak, hızlı yapmaya çalışırsak biz bu süreci o zaman dişe zarar veriyoruz. Görünen itibariyle, bu gördüğümüz kısmı itibariyle değil ama kökleri itibariyle veriyoruz. Onlar buzdağı gibi düşünün. Yani görünen kısmı daha küçük. Aşağıda görünmeyen çok daha büyük bir kısmı var. Ona zarar vermek istemiyoruz. Fakat dediğimiz gibi ortodontik tedaviler genel itibariyle %80'ine itibariyle 1-1,5 yıl arasında tamamen tamamlanan tedaviler. Çok daha azı daha öteye geçiyor ve burada da tellerle yapılmasıyla plaklarla yapılması arasında ciddi bir fark bulunmuyor. Aşağı yukarı aynı süreçlerde aynen süre açısından bulunmuyor. Görüntü açısından var. Evet. Tedavi sonucu açısından da aslında bulunmuyor değil mi? Evet, yok. Yani yok. İkisinde tedavisinin sonucu başarılı. Çok başarılı. Aynen öyle. Bana kalırsa yani ben de plakları tercih ederim. Çocuğumun da plakları kullanmasını isterim. Aynen. Neden? Çünkü özellikle o yaşlardaki bu tip travmalar çocuklarımızı çok etkiliyor. Çok etkiliyor. Özel çocuklar acımasız maalesef Müge Hanım. Yani şimdi onlar karşı tarafla empati seviyesinde olmuyorlar. Özellikle 12-13 yaşlarında, 10 yaşlarında bir arkadaşının neler hissedebileceğini çok düşünmüyorlar haliyle ve çok acımasızca eleştirebiliyorlar. Siz o yüzden mi? Onları istemiyor. Yetişkinler bile. Evet. 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 Maalesef. Maalesef. Tel taktık işte. Ama işte olmuyor. Yetişkinler bile bunu yapıyor. Peki evet. Efendim. Şeffaf plak kullanımının dedik ki sonuçları aynı. Evet. Sabit braketlere göre avantajı nedir? Evet. Temelde şimdi tedavi gören insanların 3 tane problemi var esasen. Bunlardan bir tanesi estetik olarak bu süreci tamamlayıp tamamlamamaları. Burada braketlere göre çok daha avantajlı şeffaf plaklar. Şeffaf plaklarla tedavi gören hastaların ağzının plan olduğunu anlamanız çok güç. Tedavi sürecinde de çok güç. Kaldı ki çıkartma imkanları olduğu için de neredeyse görünmez bir tedavi imkanı sunuyor. Onun yanında hijyen önemli bir durum. Yani ağız hijyenini sağlamak tellerle tedavi gören hastalarda kolay olmuyor. Aralarına çok fazla gıda birikebiliyor, besin birikebiliyor. Onları temizlemek kolay olmuyor. Çok daha fazla özen gösterilmesi gerekiyor tedavi sürecinde. Dolayısıyla plaklarda bu iş oldukça kolay. Plağı çıkartıp normal hiç tedavi görmeyen bir birey nasıl dişlerini fırçalıyorsa rahatlıkla fırçalayabiliyorlar ve dolayısıyla sağlıklı bir tedavi süreci sunuyor plaklar. Son olarak da kabulü açısından tellerle tedavi gören bireylerin tedavi sürecinde yemesine içmesine çok fazla dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü telleri kırabiliyorlar, zarar verebiliyorlar dişlerine de tellerine de. Aynen. Ama zaten... Nasıl geçecek fındıksız? Fındıksız bile olsa bile mi kırabiliyor? Evet. Hı? Şöyle biz onları istiyoruz ki eğer öyle illa tüketeceğim hocam ben cevizsiz duramam diyor. Ben fındıksız duramam. O zaman ne yapıyoruz? Blenderda, mikserde öğütün. Öyle yiyin diyoruz ama bir cevizi, bir bademi, bir fındığı normal aldıklarında kırıyorlar. Hı. Şimdi burada öyle bir şey söz konusu değil. Çok
çıkartıp planı rahatlıkla yiyip içebiliyorlar. Dolayısıyla çıkarmazsa da kırılma ya da yok, pilağı çıkartarak tedavi. Aynen. Evet. Çıkartması takması zaten 2 saniyelik bir iş. Yani kendisi çok rahat takıp çıkarabiliyor hastalarımızın. O yüzden bir problem yaşanmıyor onunla da ilgili. Allah, çok güzel. Evet, şimdi bazen mesela yetişkinlerde aslında çok güzel bir şey söylediniz. Yetişkinlerde diş çekilir. Evet. Bir süre diş yapılmazsa dişlerde aralıklar başlar. Harika. İşte evet. Bakın, yani benim sorunum yok diye düşünmesin yetişkinler. Evet. 50 yaşın üstü özellikle 60 yaş civarında dişler artık kayıpları oluyor. Evet. Herhangi nedenle, şeker hastalığı vesaire nedenleriyle. Ve o zaman da aralanan dişler için hem onları bir araya getirip sonra da diğer dişleri implant vesaire yaparak eski hale. Harika. Çok iyi anlattınız. Şimdi şöyle söyleyelim. Yani bu ortodontik tedaviler. Ortodontik tedaviler sadece ortodontiyle yapılacak ve hastanın tedavisi tamamlanacak anlamına gelmiyor. Bazen dediğiniz gibi çok önceden çekilmiş bir diş var, diş boşluğumuz var ve o boşluğa devrilen diğer dişlerimiz oluyor. Böyle olduğunda o boşluğa biz sağlıklı bir implant protez yapamıyoruz. Dolayısıyla diyoruz ki sağlıklı bir implant ve protez için bu dişlerinizin dikleştirip o boşluğun düzenlenip daha sonrasında daha kalıcı, daha estetik implantlar, porselenler yapılması lazım diyoruz. O yüzden de tedavinin yaşı yok. Kompleks bir şekilde ele alınması gerekiyor bunların. Bir yandan ortodontiyle, bir yandan diğerleriyle birlikte tedavi sürdürülüyor. Şimdi biz hep avantajlarından bahsettik. Evet. Hiçbir dezavantaj. Yok demek isterdim. Hiç yok. Evet, var. En önemli dezavantajı şu. Aslında bana sorarsanız da tek dezavantajı şu. Bu tedavi biraz hastaya bağlı bir tedavi. Şimdi takıp çıkardığı için, evet, değil mi? Evet. Dolayısıyla şimdi tellerde hastalar takıp çıkaramadıkları için gün sonunda biraz sızlansalar da diyorlar ki tamam ben bunu kabul ettim. Ama plaklarda eğer bu tedaviden sıkılırlarsa veya zor gelirse takmazlarsa plaklarını o zaman tedavi ilerlemiyor. Bu işin en büyük dezavantaj diyebileceğim kısmı bu. Ama bilinçli bir hastada, bizle iletişimde olan bir hastada bu problem tamamen ortadan kalkıyor. Biraz disiplinli olmakta fayda var. Evet. Yani kendimizi sevmekte fayda var. Kesinlikle. Kendini sevmeyen insan kendini bırakan insandır zaten. Evet. Doğru değil mi? Evet. Gerçekten evet. De diş çok önemli. Kendimizi sevmiyorsak dişleri ihmal ediyoruz. Emin olun böyle. Öyle başlıyor işler. Evet. Efendim şimdi kullanım sırasında aslında nelere dikkat edeceğimizi şöyle bir geçtik ama belki siz daha titiz bir şey söylersiniz. Çünkü dikkat edilmesi hususlar diye böyle alt alta yazsın seyircilerim. Evet, bu plaklarla ortodontik tedavide dikkat edilmesi gereken hususlar en önemlisi biraz önce değindiğimiz gibi 20 saat bu plağın takılması gerekiyor gün içerisinde. Dolayısıyla kullanım süreçlerine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ağız hijyenine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tedavi sürecinde eğer iyi bakmazsak dişlere, iyi bakılmayan dişlere hareket uygulandığında, bir kuvvet uygulandığında bu sefer zarar verebiliyoruz. O yüzden tedavi sürecinde ağız hijyenlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bunun dışında bir de bizim için randevularımız önemli. Yani düzenli verdiğimiz randevu tarihlerine gelindiğinde gayet güzel bir şekilde tedavi tamamlanmış oluyor. Harikulade. Efendim yenilikleri denemekten biliyorsunuz. Genel olarak bir şöyle dururuz, geri dururuz. Evet. Şimdi bu kadar yıl kullanılmış, bu alışılmış, bu yeni bir şey acaba olur mu olmaz mı tereddütleri var. Evet. Bu durumda böyle durumla karşılaşıyor musunuz? Bir, bu tedaviyi önerdiğinizde gelen hastalarınızın bu tedavi şeklini kullanma oranı nedir? Evet. Şöyle söyleyeyim. Bu daha önceleri daha fazla yaşanıyordu. Yani öncelerinde hastalarımıza biz böyle bir şey var bakın diyorduk. Ama şimdi onlar daha talepkar olmaya başladılar. Onlar öğreniyorlar, okuyorlar, bakıyorlar. Yeni bir böyle bir metot var. Dolayısıyla daha kolay artık bu açıdan diyebilirim. Ama takdir edersiniz ki evet her yeni şeye karşı önce bir dur diyoruz, düşünüyoruz. Fakat ben şöyle örnek vereyim. Hastalarım içerisinde geçmişte telle tedavi olmuş olanlar var. Daha öncesinde telle tedavi görmüş. Ve sonrasında da bir takım bozulmalar meydana gelmiş ve durumdan rahatsız olan hastalarımız var. Nasıl yani? Evet. Telle tedavi olmasına rağmen bozulmalar. Evet, bu olabiliyor. Burada ne olur?
diş çekilir, gene bozulur. Evet, benzeri şeyler olabiliyor. Evet, ağız bakımına dikkat edilmediğinde olabiliyor veya bizim pekiştirme aygıtları dediğimiz aygıtlarımız var. Onları kullanmadıklarında tedavi sonrasında olabiliyor. Bir şekilde bozulan hastalar geliyorlar ve diyorlar ki hocam biz bu zaten uzun bir süreç geçirdik. Biz artık tekrardan tel takmak istemiyoruz. Başka bir şey var mı? Şimdi bu hastalarımıza biz plakları tavsiye ediyoruz özellikle. Çok kısa süreçlerde çünkü sonuç alınıyor bu tarz öncesinde tedavi geçmiş olan hastalarda. Onlara soruyoruz. Ya siz daha önce bir tanesini gördünüz, yaşadınız. Bir de bunu gördünüz. Ne düşünüyorsunuz? Plaklar mı, teller mi? Aldığımız sonuç kesinlikle plakların çok daha kullanışlı, çok daha estetik, çok daha rahat olduğu yönünde. O yüzden ben şiddetle tavsiye ediyorum. Kendi hastalarımda büyük çoğunluğunu... Kameranız orada. Evet. Tavsiye ediyorum aynen. Plaklarla tedavi tavsiye ediyorum. Bütün vakaların çözümü plaklarla mümkün. Yeter ki bu işte tecrübeli bir uzmana danışmaları gerekiyor. Bunu istiyoruz. Evet. Harikasınız efendim. Uzman doktor dentist Yasin Erdem Akgül bugün konuğumdu. Ve çok güzel şeyler öğrendik. Hepimizin yüzü güldü açıkçası. Hepimizde çünkü var istiyorum. Ben de istiyorum mesela. Size geleceğim. Ve o zaman bakacağız. Ne var ne yok. O, hepsine bakacağız. Seyircilerim de bence artık bundan sonra kapınızı aşındıracaklar. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür sağ ederim. Olun. Programa geldiğiniz için. Davetiniz için ben çok teşekkür ederim Müge Hanım. Çok teşekkürler. Efendim, keyifli sohbetiniz için de. Sağ olun. Efendim ben programımı sonlarken diyorum ki güzel gülüşlü günler, yıllar olsun inşallah. Bunun için de dişlerimizin çok iyi olması gerekiyor. Güzel gülüşlere sahip olmak için sağlığımıza önem verelim. Her organımıza ve elbette ki ağız sağlığımıza da. Tekrar görüşünceye kadar esen.